Mazarin Mavisi, Cem Kalender, Doğan Kitap. Pantolonunu çıkarırken korku, heyecan kalbine vuruyordu. Aynalı ahşap dolabın karşısına geçti. Yatağın ucuna oturup ayağını dizine koydu. Çorabı yavaş yavaş giymeye başladı. Bir yandan da aynada kendini izliyordu. Tüyleri ürperiyordu. Bedeninden sanki başka bir canlı çıkıyor gibi hissediyordu. Başlangıçta Tuna vardı. Doğması için adaklar adanan oğlan çocuğuna Tuna, bir türlü sığamadığı bedenini baba evinde bırakarak takıldı bir tiyatro kumpasının arkasına. Bir başka bedene dönüşmüştü artık, güzel sesli, güzel yüzlü Handan Kara'ya. Sonra Handan vardı. Polisin sevmediği Beyoğlu sokaklarında karakollar, hastaneler, tekinsiz gecelerle dolu bir hayattan sonra o da dönüşüverdi başka bir bedene. Dönüşümünü küçük bir varlıkla taşlandırmak, onun sevgisiyle tamamlanabilmek için. Ve sonra Nurten vardı. Koca Mustafa Paşa'da oğluna adadığı mütevazi bir hayatı yaşayıp giden Nurten. Nurten'in ölmeye yatarken anlatacakları ise sevgiye, ölüme, ihanete, kısacası her dönüşümün içinde barındırdığı korkunç sırlarda dairdi. Cem Kalender, Mazarin Mavisi'nde sarsan yanhandan Beyoğlu Küçük Bayram Sokağı'na uzanan bir İstanbul fotoğrafına etkileyici bir insan trajedisi yerleştiriyor. Oyuncu Sibel Öz, İletişim Yayınları. Babası tiyatronun efsane isimlerinden Tuluatçı Komiki Şehir Naşit Bey, annesi kantoncu Amelia Hanım, büyük annesi kantocu Küçük Vercin, dedesi Kemani Yorgi Efendi, dayıları Tuluatçı Duettocu Niko ve Kemani Andre, kardeşi tiyatro sinema oyuncusu Selim. Kısaca kanında oyunculuk olan bir sahne sevdalısı Adile Naşit. Oyuncu dış görünüşüyle klasik yıldız standartlarına taban tabana zıt sayılsa da oyunculuğuyla, sahneye, rollere hakimiyetiyle, duruşuyla yıldızlaşmış bir isim olan Adile Naşit'in ailesinin ve kendisinin hikayesini ele alıyor. Üstelik bununla yetinmeyip Yeşilçam sinemasına ve yıldız sistemine de eleştirel bir gözle bakıyor. Kurgusal bir ürün olarak yıldız inşa sürecinin işleyişi ve toplumsal cinsiyet rolleri açısından yıldız, Yeşilçam'ın temel özellikleri ve kimliği, kadın yıldızlar, Ertem Eğilmez ve Arzu Film Ekolü ve Hababam sınıfı. Hiç başrol oynamasa da sinema sisteminin dışında bir anti yıldız olan çarpık bacakların ve bücür boyunla asla başarılı olamazsın denilse de önce kendini, sonra seyircisini yaratmayı başaran Adile Naşit'e saygı niteliğinde bir kitap. Türkiye ekonomisinin yapısı. Özgür Orhan Gazi, İmge Kitapevi. Özgür Orhan Gazi, neoliberal dönemde Türkiye ekonomisinin geçirdiği düşünümü yakından inceliyor. Yapısal sorunlarına, kırılganlıklarına, kriz dinamiklerine ışık tutuyor. Kitap, dünyada ve Türkiye'de bu geçmişin aşamaları incelenerek başlıyor. Orhan Gazi, neoliberal dönemin kritik bir aşamasına özel önem veriyor. Sermaye hareketlerinin serbestleştiği 1989. Sonraki yıllar ağırlaşarak bugüne taşınan kırılganlıkların, bozulmaların öyküsüdür. Bu öykü, ekonominin dış kaynaklarına giderek artan bağımlılaşması içinde seyrediyor. Çarpıcı sonuçları, uzantıları ayrıntılı olarak izleniyor, çözümleniyor. Dört kayıp yıl, krizler, dış açıklar ve borçlar, inşaat odaklı büyüme, erken sanayileşme, artan proleterleşme içinde ücret payının seyri. Kitap, Türkiye ekonomisinin yakın geçmişini, neoliberal dönemin aşmazlarını, sorunlarını kavramak isteyen herkes için önemli bir kaynak niteliğinde. Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye'de Korporatizm, Taha Parla, Metis Yayınları. Türk siyasal düşüncesinin, hatta diyebiliriz ki Türk kamu felsefesinin temel eğilimi korporatizmdir. İster dayanışmacı, ister faşist, ister faşist alt türleriyle olsun, bu eğilimin temel özelliği kapitalizme, antiliberal bir teorik, ahlaki rasyonel sağlamaya çalışması ve Marksizm ile sosyalizme karşı olmasıdır. Korporatizm, toplumu birbirlerine uyum içinde tamamlayan organlardan, meslek zümrelerinden oluşan bir organizma olarak görür. Hem liberalizmin bireyciliğini, hem de sosyal sınıfların varlığını, sınıf çatışmasını ve emek-sermaye çelişkisini reddeder.
Türkiye'de aşırı ve ılımlı sağ akımlar ve partiler, silahlı kuvvetler, klasik Kemalistler, Kemalist sol ve sosyal demokratlar ama aynı zamanda belli ölçülerde bazı sol gruplar sahip oldukları temel düşünsel kategoriler bakımından bu korporatist şemsiyenin altındadırlar. Bu düşünce hattının en yetkin ve kaynak şahsiyeti olan Ziya Gökalp, çağdaşları ve ardından gelen kuşaklar tarafından özgün niteliğinden uzaklaştırılmış, sağa sola çekiştirilerek kendi hakikatinden koparılmıştır. Oysa eserleri bugün de dikkatle incelenmeyi hak eden bir özgünlüğe sahiptir. Taha Parla'nın kitabı bunu yapıyor. Hem Gökalp'in hakkını teslim etmeye hem de onun düşünceleri üzerinden Türkiye'yi daha iyi anlamaya çalışıyor.